Merhabalar. Merhabalar. Ve çok kıymetli misafirler. Bodrum Belediyesi, SİT Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen sitelerde atık yönetimi, sitelerde imar barışı konu toplantımıza hoş geldiniz. Değişkenlik gösteren Bodrum Yarımada'mızda verimli, kontrol edilebilir, etkin bir atık yönetim sistemi kurmak. Tabii ki atıkları toplamak bizim görevimiz ama asıl olan iyi bir sistem kurup daha sonra çevrenin kirletilmesini engelleyici tedbirler alıp farkındalık çalışmalarıyla çevre kirliliğini minimuma indirebilmek. Maksadımız bu. Bu toplantıları bunun için yapacağız. İşte biz oturup gerçekten hep birlikte yaşadığımız bu güzel coğrafyada, bu kentte bu atıkların en kolay şekilde bertaraf edilmesi ama bertaraf ederken de hiçbir şeyin heba da edilmemesi aynı zamanda. Enerjiye mi dönüştüreceğiz, gübreye mi dönüştüreceğiz, yakıta mı dönüştüreceğiz, neye dönüştüreceksek bunların altyapısını hazırlayıp, teknolojik altyapısını ama aynı zamanda zihinsel tabii ki altyapısını hazırlayıp daha sonra bunları sizlerin hizmetine sunmak. Aynı zamanda yine doğayı da bu geri dönülmez kirlilikten ve tahribattan kurtarmak olacaktır. Ayrıca bu klasik çöp toplama sisteminden de çıkacağız. Şimdi geçen hafta yaptığımız bir ihale vardı. Tabii ki yaklaşık 5000'e yakın konteynerin bulunduğunu düşünürsek bütün yarımadada birdenbire bu sistemi dönüştürmek çok ciddi bir maliyet aynı zamanda. Ama biz pilot bölge olarak Konacık'tan başlayacağız. Yeni bir sistem getireceğiz. Şimdi özellikle Çankaya Belediyesi'nde başlayan bir uygulama var. Yeni tip konteynerler var ve bir robot vasıtasıyla alınıyor. Kesinlikle bu sistemdeki gibi işte saç diye gümbürtü, gürültü, patırtı yok. Açıp oraya atmak yok çünkü orayı açarken bile elinizi oraya dokundurmak bile bir değil mi? Bir çevre sorunu, hijyen sorunu, halk sağlığı sorunu. Onların tamamını bertaraf eden bir sistem. Ayağınızla basıyorsunuz, açılıyor. Ve daha sonra atığınızı içine bırakıyorsunuz. Normal konteynerden yaklaşık 4 kat daha fazla atık alıyor. Ve sadece bizim çöp kamyonlarımızda yaklaşık 3 ila 4 kişi çalışıyor malumunuz. Sadece 2 kişiyle bu işi çözebiliyoruz. Temsil eder arkadaşlar. Bunlar yani evimizde olan nedir? Koltuğundan, kanepesinden sadece mutfağımızda oluşan atıklar değil. Park bahçe atıklarımız, evlerden kaynaklanan ya da içerik kendimle bir sitede oturan bir kişi olarak kışın %20 bir kapasitede. Biz de bunların bir atığını artık hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Büyük büyük problem oluşturuyor. Bahçe atıkları ve hacimli atıklarımızı aldığımız günler. Yapı kayıt belgesi imar barışı nedir diye onun üzerinden biraz değerlendirme yapalım. Sonra zannedersem bir sunumlardan sonra belki soru-cevap şeklinde konuşacağımız bir alan olacak. Yanlış binalarda ilavar, nicat faaliyette devam edildiği teslim edin. Bu arada dışarı belediyeleri